Resulüne Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmain. Mesnevi Nuriye Şule'den. İlem eyyühel aziz. Bir şeyden uzak olan bir kimse, yakın olan adam kadar şeyi o şeyi göremez. Ne kadar zeki olursa olsun, o şeyin ahvali hakkında ihtilafları olduğu zaman yakın olanın sözü muteberdir. Binaenaleyh Avrupa filozofları maddiyatta şiddeti tevavvülden dolayı iman, İslam ve Kur'an'ın hakaikinden pek uzak mesafelerde kalmışlardır. Onların en büyüğü yakından hakaiki İslamiye'ye vukufu olan ami bir adam gibi de değildir. Ben böyle gördüm, nefsül emirde benim gördüğümü tasdik eder. Binaenaleyh Şimşek, Buhar gibi fenni meseleleri keşfeden filozoflar, hakkın esrarını, Kur'an'ın nurlarını da keşfedebilirler diyemezsin. Zira onun aklı gözündedir. Göz ise kalp ve ruhun gördüklerini göremez. Çünkü kalplerinde can kalmamıştır. Gaflet o kalpleri tabiat bataklığında çürütmüştür. Evet. İlem eyyühel aziz. Bir şeyden uzak olan bir kimse, yakın olan adam kadar o şeyi göremez. Bu kanun değil mi? Yani bu kanun her yerde geçerli. Şimdi doktora gidiyorsun, ya gözüm sağlam mı, düzgün mü? Yakını görüyor muyum, görmüyor muyum? Karşıda harfleri yazmışlar değil mi? Büyükten küçüğe doğru. Doktor test ediyor. Hepsini okuyorsan gözün tam. Şimdi o levhayı uzat. İleriye doğru götür. Götürdükçe bak, bakışın körleşir. Allah. Göremezsin. Yorum da yapamazsın. Biraz daha uzaklaşırsa hiç okuyamazsın. Bu bir kanun yani. Yakın olanın gördüğü, bildiği, tattığı, zevk ettiği mana ile uzaklar bir olur mu? Olmaz. Hiçbir cihette kıyasa girmez. Bu bir kaidedir. Her yerde onun şümülü var yani. Adam 30 senedir motor şeyi. Ustası. Motor ustası. 30 sene indirmiş, motoru yapmış, tanzim tertip etmiş. Sen hiç motordan anlamayan bir adam kaportayı kaldır bak. Ne anlarsın? Nasıl kavrarsın? Nasıl arabanın sıkıntısını izah edebilirsin? Adam birinin arabası yolda durmuş, çalışmıyor. Ne yapalım? Sanayide mi ustayı çağırmış? Usta gelmiş efendim. Bir pimi sıkmış. Bir de çekici almış, motorun yerine böyle bir tane vurmuş. Al demiş. Araba çalışmış. Hoşuna gitmiş ya. Bir çekiç, bir pim. Borcumuz ne? Usta demiş ki 1010 lira. O zamanın 1000 lirası. Adam demiş, hani derler ya, körü yara sıkıştırmak. Ya demiş, zaten bu 1000 lira zulüm. Bunu anladık da 10 lira nereden çıktı? Düz deseydin zaten vereceğim. Yani mecbur kaldım. Usta demiş ki 10 lira o pimi sıkmanın ücreti. 1000 lira da o çekici motora vurmanın ücreti. Olur mu? Ben demiş, o çekici vurmak için 30 sene eğitim aldım. 30 yıl eğitim aldım. 1000 lira da onun ücreti. Bu kanun yani bak. İşin içerisine girersen onun meşakkatını, sıkıntısını, sancısını da çekersin. Ama zaman içerisinde o iş senin dünyanda meleke haline gelir. Rusuliyete çıkar. Ama uzaklaştıkça, hiç ulaşmadıkça arandaki mesafe gittikçe açılır. İyice kabileşirsin. Anlama, idrak kabiliyetin nakıs ve noksan olur. Bu ehemmiyetli bir ölçü. Oku. Ne kadar zeki olursa olsun,
o şeyin ahvali hakkında ihtilafları olduğu zaman yakın olanın sözü muteberdir. Evet, binaenaleyh Avrupa filozofları maddiyatta şiddeti tevaggülden dolayı iman, İslam ve Kur'an'ın hakaikinden pek uzak mesafelerde kalmışlar. Şimdi bak, bir adamı düşün bak, dinden uzak, Allah'ı bilmiyor, Kur'an'dan haberi yok. Peygamber zincirinden haberi yok. Kulluk neymiş, ahlak neymiş, itaat neymiş, hayatın tanzimi neymiş, değil mi? Yerleri ve gökleri yaratan Allah'ın vasıf ve sıfatlarına hiç haberi yok. 70 sene, 80 sene dinden, imandan, İslamiyet'ten ırak. Bu adam din hakkında ne bilecek? Ne konuşacak? Nasıl yorum yapacak? Olur mu ya? Allah rahmet eylesin. 40. Hoca anlatmıştı da. Birisi gelmiş sohbete, Einstein'dan bahsetmiş. Einstein işte şöyle böyle vasıflarından, özelliklerinden. Demiş ki hocam, Einstein işte semavattaki yıldız kümesini incelemiş. Bir yıldız kümesini inceledikten sonra demiş ki, şu yıldız kümesinden sonra inandım ki yerlerin ve göklerin tek bir sahibi var, Allah var. 40. Hoca da mantık küpü. Demiş zavallı, o yıldız kümesini görmeseydi ne olurdu? 70 sene sonra o yıldızın sistemini görmüş, Allah demiş. Demiş bizim Anadolu'da yaşayan evlatlarımız 5 yaşına gelince ne diyor? La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyor. Allahu ekber. Bak Allahu ekber diyor. Onun 70 senede kazandığını bizim evlatlarımız 5 yaşında, 10 yaşında kazanıyor bak. Tüfeğiyle. Sahası değil ya. Adamda kalp yok ya. Maneviyat yok. İstikamet yok. Bak. Allah'a kulluk dirayeti, liyakati, ciddiyeti yok. Tefessü etmiş gitmiş. Tefessü etmiş yani. Küfür nedir? Küfür mahiyeti insaniyeyi çürütür ve bitirir. Şimdi bir elmayı düşün. Elmanın bir tarafında böyle bir siyah leke var. Açsan içinde kurt. Meyve kurdu. Onu atar. Elmanın derini yer misin? Yer. Caiz midir? Caizdir. Kurtla yesen. Kurtla yesen daha proteinli olur. Daha faydalı olur. Daha hoş olur. Efendim. Macarların kurtlu peynirleri var böyle. Macar peyniri. Neyse. Bakın. Elmanın kurdunu atar yersin. Ama bir elma öyle sipsiyah. Patlamaya hazır böyle. Parmağını vurdun, patladı. İçi açıldı. İçinde topinlenin başı kadar beyaz yok. Tamamen tefessü etmiş. İşte mürtet budur. Kafir budur. Hidayete liyakatı kalmamış. Ama Cenab-ı Hak insanı cami ismine mahkes vahine olmuş, yaratmış olduğu için bir insanın teknik özellikleri olabilir mi? Allah insana akıl vermiş. Akıl da kafirle Müslüman müsavi değil mi? Onlara da vermiş, bize de vermiş. Yani bir kafir çalışır, gayret gösterir. O gayretin neticesinde fenli bir şey ortaya çıkartabilir mi? İşte o sahada o kadar. Bak, şimdi Şah-ı Geylani, bak diyorum, 90 sene maneviyatta terakki eden Şah-ı Geylani. 90 sene. Kafirler demişler ki biz İslamiyet'i ikrar edemiyoruz ama Şah-ı Geylani'yi de inkar edemiyoruz. Şimdi 124 bin peygamber, hayatları belli, istikametleri belli, davaları belli, ahlakları, faziletleri belli. İslam dünyasındaki bak, mübarek insanlara bakın. Nasıl bir kalp, nasıl bir gönül, nasıl bir şefkat, nasıl ilimde tahkik, nasıl ciddi bir tetebbüat,
nasıl fikri açılım ve inkişaf. Bu gavurlarda yok ki. Yok. Belli sahada uzmanlaşmış o kadar. Yani bir adamın iyi fizik bilmesi, onun iyi bir dindar olduğu manasına gelmez ki. İnsanların teknik özelliği dünyada geçerlidir. Çok teknikte ileri olursan, bir sahada uzman olursan, işte sporcuysan, 30 sene çalışırsın, ter dökersin, sonra 30 sene sonra bir tane madalya alırlar, alır verirler. İşte madalyası. Dünya güreş şampiyonasında zirveye çıktı. Bir tane şey. 30 sene evirdi, çevirdi, ter döktü, bir tane madalya. Bu kadar ya. Onun için oku. Orada bir cümle var. Binaenaleyh Avrupa filozofları maddiyatta şiddet tevakkuldan dolayı iman, bak, İslam... Tevakkul kelimesi mahkemette geçiyor. Maddiyatta tevakkul eden maneviyatta körleşir. Gavileşir. Bu da bir kanun bak. Maddiyetle içe giren, aklında, kalbinde, ruhunda hep madde, hem para. Hep varlık. Maneviyata karşı bak, gavileşir. Gavileşir diyor. Gavileşir. Bu da bir kanun bak. Yani bak. İslamiyet'te ibadetin devamının bir sırrı da bu. Fıtratı soğutmamak. Tandırı kızartırsan, kızdırırsan ekmek pişirir. Tandır söndü mü? Biraz soğuk. Hamur orada kalır. Bak. Tandırı kızdırmak. İbadetlerin sürekliliği. Allah isteseydi 5 vakit namazı sabahleyin kalkın, toptan kılın diyebilir miydi? Resulullah öyle bir emirle gelebilir miydi? Niye günde 5 vakte şey etmiş? Huzura çağırıyor. Bak, evle namazı. Dünyanın en ziyade meşgul olduğu maddi meselelerin yoğunlaştığı bir zamanda secdeyi ser, Allah de, Allah'a dön. İbadetin sürekliliği. Bu mesleklerde de cari. Bakın Osmanlı döneminde hattatlar yaşamış. Meşhur, dünyanın en meşhur hattatları Osmanlı'dan çıkmış. Bir gün, sadece cuma günü cumaya gidiyorlar. Vaaz dinliyorlar. Çoluk çocuğun ihtiyaçları için. Bir gün, cuma günü elinden şeyi bırakmış. Kalem. Kalemi bırakmış. Bir gün sonra eli gavileşiyor. Hattatlar en kötü hattı cumartesi yazmaya başlamıştır. Pazar biraz daha inkişaf ediyor. Pazartesi, perşembe gecesi zirvede. Hat şeyi, efendim, mahareti zirvede. Cuma günü bırakıyor, cumartesi günü eli gavileşiyor diyor. Bak bir gün. Onun için Osmanlı hattatları 3 kilodan fazla sepet taşımamışlar, file taşımamışlar. Elimin terazisi bozulur. Elin terazisi bozulur. Bir günde insanın fıtratına yapıyor. 3 gün, 5 gün kabileşiyor. Şimdi bir adamı düşün, 50 yaşına, 70 yaşına gelmiş, hiç anlı secdeye gitmemiş. Ya bunun maneviyatta, dinle, İslam'la ne alakası var? Kulluk şuuru manasını bilmiyor ya. Allah'tan gafil. Kainat kitabını okuyacak direti yok. Ne? Aklı tefessü etmiş. Kalbi kirlenmiş. Ruhunu paramparça etmiş. Maneviyata medar, altyapıları tamamen yitirmiş ve tükenmiş. Evet. Onun için diyor, maddiyatta tevavvulden dolayı. Tevavvul edenler maneviyata karşı gavileşir. Evet. İman, İslam ve Kur'an'ın hakaikinden pek uzak mesafelerde kalmışlardır. Kalmıştır. Onların en büyüğü, yakından hakaiki İslamiye vukufu olan ami bir adam gibi de değildir. Değildir. Evet. Ben böyle gördüm, nefsül emirde benim gördüğümü tasdik eder. İşin esası da bu yani bak. Ben böyle gördüm, işin esasında da bu yani bak. Bak terbiye İslamiye. Ananat İslamiye ya. Bak. Bak. O çocuklara telkin. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah.
İşte Ramazan, işte oruç, işte hac, işte zekat, işte beş vakit namaz. Ya bütün bunlar maneviyata medar, tahşidatlar. O çocuğun safi, temiz ruhuna işliyor ya. İnkişaf ediyor ya. Gelişiyor yani. Amidir belki detay noktasından, tetabuat noktasından o ayrı bir emek istiyor. Ama kabul ve tasdik noktasından onlar bir nevi altyapı oluyor yani. Tabiri caizse yani toprağın hümüslü olması gibi fıtrat-ı insaniye bu telkinle inkişaf ediyor. Sonra az bir gayretle bakıyorsun o mana içinde filizleniyor, inkişaf ediyor yani. Ama dinden, maneviyattan ırak ve uzak yani. Hiç ezan duymamış. Allah Allah. Hiç Kur'an'dan haberi yok. Allah Allah. Hiç kainat kitabına dikkatli, ibretle bakmamış. Evet. Binaenaleyh, şimşek, buhar gibi fenni meseleleri keşfeden feylesuflar, hakkın esrarını, Kur'an'ın nurlarını da keşfedebilirler diyemezsin. Diyemezsin. Zira onun aklı gözündedir. Göz ise kalp ve ruhun gördüklerini göremez. Göremez, evet. Çünkü kalplerinde can kalmamıştır. Bak şimdi günahlar ne yapıyor? Günahlar fıtratı bitiriyor. Yani kanser gibi. Fıtratın taravetini, tatlılığını, güzelliğini bozuyor. Günahlar ne yapıyor? İnsanı gabileştiriyor. Yani marifetten uzaklaştırıyor. Ha, tamam, şimdi aynada iki tip leke olur. Bir aynayı al, saunaya sok. 2 dakika saunada kaldığı zaman aynanın üzerinde bir buhar oluşur mu? Ama onu izale etmek kolay mı? Vurursun, süpürürsün, çıkartırsın. Bir de aynanın arkasında siyah lekeler var. O lekeyi sök, atamazsın. Tedavi edemezsin. İşte büyük günahlar. O aynanın içerisindeki siyah lekeler gibi. O lekeler büyüyor, büyüyor, büyüyor. Öyle bir noktaya geliyor ki artık aynanın ışığı, yansıtma istat ve kabiliyeti tamamen bitmiş oluyor. Simsiye oluyor. İşte kafir, mürtet bu. Hayra istadı kalmamış. Tamamen tefessü etmiş. Evet. Göz ise kalp ve ruhun gördüklerini göremez. Bu basar masnuatı görüp basiret saniye görmezse pek acı bir olay. İşte o da aynı. O da aynı manada. Çünkü kalplerinde can kalmamıştır. Gaflet o kalpleri tabiat bataklığında çürütmüştür. Ya. İşte Allah korusun. Demek küfür fıtratı ne yapıyor? Tefessü ettiriyor, çürütüyor. Hayra kabiliyeti kalmıyor. Onun için yani bu iman nimetinden dolayı Allah'a şükretmek lazım. Minel ezel ilel ebed. Allah'a niyetsiz şükür olsun bak. Elhamdülillah. Müslüman yaratılmak, İslam dünyasında olmak, yani İslamiyet'e ilgili meselelerle haşir neşir olmak, namazını kılmak, İslam'ı yaşamak ve yaşatmak manasındaki Allah gayretlerimizi külleştirsin, ziyadeleştirsin. Bak Allah'ın bahşettiği en büyük nimet, yani Allah bir kulunu severse ona para mı verir? Hayır, makam mı verir, saltanat mı verir? Varlık mı, evlat mı, devlet mi? Hayır, hayır, hayır. Allah'ın en büyük ihsanı ekberi hidayettir. Hidayetten büyük nimet yoktur. Hidayet ruhun cennetidir. Allah'a hamdolsun minel ezel ilel ebed. Allah bize hidayet nimetini bahşetmiş. Ondan nihayetsiz hamda şükür etmek lazım. Subhaneke la ilmenene illa ma'allemtene inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin.